Efendim öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Şans sohbetlerinde YouTube kanalında, Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalından yayınladığımız şans sohbetlerindesiniz. Ali Ağulu ile birlikte artık alıştınız herhalde. Kendisine de alışmış olduğunuzu ümit ediyorum. Yeni yer itibariyle Yani diyelim. Ben hemen görevimi tutmasınlar yapıyorum. diye söylüyorum Evet, ama Sayın bütün Ağulu. yaz beni çok zor koşullarda çalıştırdın Sayın Gürdağ. Ben kendime birazcık nefes alma fırsatı yaratayım dedim. Bir hafta sonu, uzun hafta sonuyla yine bir tekne yayınındayım ben. Ama bu sefer arkadaşın, eşin, dostun teknesi ki bayağı iyi oluyormuş. O kendiniz uğraşmayınca çok daha iyi oluyormuş. Gene ben her Buyurun. zamanki görevimi yerine getireyim. Bugün Lütfen. 11 Ekim 2024 saat 14:36 itibariyle bu yayını yapmaya başladık. Kaydı en Cuma azından o günü. tarih itibariyle aldık. Cuma günü. Tabii Cuma günü bugün. Gene Cuma günü Evet. doğru anlıyorsun. Evet. Peki. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hani bundan sonra akşam çünkü yayınlanıyor bu. Değişikliklerden dolayı bizi töhmet altında bırakmayın diye de biraz Sayın Ağoğlu söylüyor bunları. Hemen başlayalım istersen. Dediğin gibi çok da uzatmayalım. Mümkün olduğunca son dönemde biraz daha böyle kompakt söyleşiler yapmaya çalışıyoruz seninle. Ben ondan memnunum doğrusu. Süper. Şöyle yapayım. İstersen bir kere bir sanayi rakamları geldi tabii. Onlar önemli. Orada bizim herhalde bizi izleyenlerin çok hayret edeceği bir nokta değil. Zaten kendileri de işin içerisinde biliyorlar, yaşıyorlar. Ama ayrıca biz programlarımızda, bu şans sohbetlerinde bunu sık sık dile getirdik. Sanayide kan kaybı var, üretimde durgunluk var, durgunluk yaygınlaşıyor. Sadece bir iki sektörde değil, farklı sektörleri de kapsar hale geldi, otomotivden tekstile diye konuştuk, bunları aktarmıştık. Şimdi Haziran, Temmuz, Ağustos toplam sanayi üretiminin her üç ayda da düştüğünü görüyoruz. %4,5-5'ler civarında. İmalat sanayi tarafına bakınca orada iyice sıkıntılı bir durum var. Orada rakamlar hatta 7'lere kadar düşüş rakamları geçen senenin aynı aylarına göre %7'lere varan gerilemeler var. Bu önemli. Bizim konuştuklarımızın da yani sadece biz konuştuk diye bunların doğrulanması anlamında sevindiğimiz rakamlar değil. Ama bunun artık bir görülmesi lazım. Ekonomi yönetimi tarafından da. Çünkü çok benzer şeyleri muhtemelen biz ihracat tarafında da yaşayacağız. Buradaki sıkıntıları aktardık ama işte neye bakılıyor? Sadece ihracat ya artıyor ama deniyor. Değil. Orada da sıkıntılar var ve maalesef onlar da bir zaman sonra mutlaka rakamlara yansıyacak. Sanayi tarafında 2021 yani sanayi endeksine bakarsak 2021 burada 100 baz olarak alınan baz yılıdır. Yani 100 olarak alınan baz yılıdır. Buraya çok yaklaştı toplam sanayi üretimi. Yani 3 yıl öncesine döndü diyebiliriz. 100,1 sadece. İmalat sanayi tarafında ise bu 99'a geldi. Yani 100'ün de altına indi. 2021'in de altına inmiş durumda sanayi üretimi. Hani böyle baktığımız zaman rakamlar fazla söze de gerek bırakmıyor gibi görünüyor. Öbür taraftan perakende de biraz bir hareketlenme var, bir yükseliş var ama küçük çaplı bir yükseliş. Yoksa orada da Birleşmiş Markalar Derneği ile konuştuğumuz zaman genel itibariyle sıkıntılı bir durum var. Yani artık benim işlerim bir önceki döneme göre daraldı diyen şirketlerin sayısı giderek artıyor orada da. Onlar her ay bir anket yapıyorlar. Orada da bu sonuçta karşı karşıyayız. Bir de tabii işsizlik rakamı var. O da 8,8'e gerilemişti. Oradan da 8,5'a kadar geriledi. Güzel. Hakikaten bu yönüyle sevindirici. Ama biraz detaya bakınca orada da esas itibariyle atıl işsizliğin yükseldiğini, yani diyelim ki bu daha geniş tanımlı işsizlik de diyoruz buna, 27'nin üzerine çıktığını görüyoruz. Bu önemli. Yani işsizlik rakamı düşüyor, atıl işsizlik
rakamı ya da genel itibariyle yani geniş işsizlik tanımıyla ifade edilenler de yükseliyor. Ayrıca işsizlik rakamındaki düşüş, yani manşet işsizlik rakamı diyelim 8,5'a gerileyen rakam da büyük oranda gene detaya bakınca iş aramaktan vazgeçenler, yani iş bulma umudunu kaybedenlerin sayısındaki azalma nedeniyle maalesef orası da düşüyor. Yani olumlu çok iş yaratıyoruz da bundan dolayı işsizlik rakamımız düşüyor değil. Maalesef iş arayanlar umudunu kaybettiği için, devreden çıktıkları için, artık verilerde görünmedikleri için buradaki işsizlik rakamlarının düştüğünü görüyoruz. Yani dengelenme diye ifade ediyor ekonomi yönetimi, ama maalesef o dengelenme her alanda kendisini sıkıntılarla, yani dengelenmenin adı sıkıntı, sıkıntının adı dengelenme olduğu gibi bir şey. Benim gördüğüm bu Sayın Ağaoğlu. Ha mesela geçen Balıkesir'deydim. Orada görüyorsun, yani daha çeşitli sektörleri olan, daha tarıma da dayanan, gıdaya da dayanan, sanayiye de dayanan ama turizmi de olan şehirler biraz daha bu sıkıntıları böyle çok sert yaşamıyor. Çeşitlilikleri var. Ama bir otomotivse, bir başka alansa bunlar daha fazla sıkıntı yaşıyorlar. Yani biraz sanki önümüzdeki 3-4 ayda, yani genelde konuştuğum zaman kimileri bunu 5-6 aya çıkartıyor. Ama en az 3-4 ay daha bu sıkıntıların süreceği kanaati hakim. Ha bunu nereye dayandırıyorlar? İş dünyasının sezgileri diyelim. Yoksa hani kimsenin bir yere dayandırdığı yok. Ama böyle bir en azından diyelim ortalama 4 ay işlerin sıkıntılı gideceğine ilişkin, sıkıntıların artacağına ilişkin bir algı da var iş dünyasında diyebilirim. Tabii ki benim görüştüğüm, konuştuğum çerçeve içerisinde. Biraz uzattım ama bir çerçeve çizmek istedim. Ne dersin? İstersen sohbetimize başlayalım. Valla sohbete başladık zaten. Hepten konuşacak değilim. Arada bir sen de katkıda bulun, sen değil. Beraber yapıyoruz zaten. Ben hani daha çok dünyada ne olup ne bittiği tarafı, ama Türkiye'de de tamam, hani özellikle piyasaları doğrudan ilgilendiren kısmı evet, ama özellikle Anadolu ve reel ekonomi tarafını sen çok daha fazla içindesin. Çok daha fazla iletişim halindesin onlarla. Ve hakikaten ciddi bir Anadolu'da yaşayan neredeyse bir gazetecisin. O yüzden senin gözlemlerin ve oradan getirdiklerin de hem ekonomi yönetimi açısından, hem benim açımdan, hem de diğer piyasa katılımcılar açısından çok kıymetli oluyorlar. O yüzden ben de çok faydalanıyorum bu senin söylediklerinden. En azından ne olup ne bittiğini daha yakından görüyoruz. Ben sadece TÜİK'in açıkladığı iki tane endeks, bir tanesini zaten sen de belirttin. Ama sanayi üretimi ve perakende satış hacim endeksleriyle ilgili son veri 1.6 düşüş var diyor sanayi tarafında. Fakat ilginç bir şekilde perakende satış endeksi %2.8 yükselmiş. Şimdi bu iki şeyi söylüyor. Bir, tüketici güveni devam ediyor, ama aslında bana göre daha önemlisi tüketicilerin enflasyon konusundaki endişeleri de devam ediyor. Yani evet, bu ne demek? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. 1.6 doğru, ama mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlar %5'ler civarında. Onu da parantezi kapatmak isterim. Peki. Yani niye %5, niye 1.6? En azından bir soru işareti olmasın. Olur, tamam. Şöyle, ben işin perakende satış hacim endeksi tarafına biraz bakmak istiyorum. Çünkü orada artış sürüyor. Bunun nedir sebebi diye baktığımızda, hani bu bir taraftan hacim endeksi, ama sonuçta enflasyonun fiyat tarafında da henüz daha elle tutulur bir başarı elde edilmediği takdirde bir durumda bu satış endeksinin, hacim endeksinin artıyor olması insanların tüketmeye devam ettiğini gösteriyor aslında. Bunun arkasında iki tane ve belki de tek sebep, teknik olarak enflasyon beklentilerinde henüz bir çıpalanma olmamış. Eğer bu çıpalanma olsa bu hacim endeksindeki artış gerçi devam edebilir, ki iyi devam etmesi kötü bir şey değil. Fakat artışların bu kadar yüksek olmamasını beklerim.
En azından ben bu endekse baktığım zaman. Şimdi ait detayları da var mutlaka bu endeksin ama ben genel olarak tüketimin devam ettiğini ve aslında enflasyonla ilgili beklentilerin ne yazık ki ekonomi yönetimi tarafından çıpalanamadığını, en azından hane halkı tarafından çıpalanamadığını şey yapıyoruz, görüyoruz diye düşünüyorum. Bunların bir araya getirdiğimde enflasyonla mücadele programında daha önceden sohbet ettiğimiz konularda ciddi adımlar atılmaya da ihtiyaç olduğu görüşünü bir kez daha tekrar etmek istediğim evet, için de evet. Bu endeks tarafını vurgulamak istedim doğrusunu istersen. Şimdi ben biraz da kısacık dün açıklanan Amerikan verileri var. Oradan bir piyasalara bakalım istedim ama. Olur. Bir tek şey söyleyeceğim. Yani tabii ki. Bu erken faiz indirimi tartışmaları hani hakikaten önemli. Yani hiçbir itirazım yok. Sadece onun yanına bir de bizim ekonomi yönetiminin de hepimizin de herkesin de yani erken faiz indirimi ne kadar sıkıntılıysa bir erken sanayisizleşme de o kadar sıkıntılı olur. Bir zaman sonra ya biz bunu enflasyonu düşürdük ama sanayi de fena atlamışız olmasın. Ben sadece onu söyleyip bırakacağım. Peki ben de ona bir destek daha geleyim ne vereyim. Dün ya da önceki gün yanılmıyorsam Ekonomi Gazetesi'ndeki bir haber. Şimdi tüketim endeksine biraz takılmamın aslında sohbet ettiğimiz konularla ilgili ayakkabı ithalatımız $1 milyar aşmış. Aynen öyle. Şimdi burada hakikaten bir durup düşünelim. Fazlasıyla el emeğine dayalı bir sektör, fazlasıyla emek yoğun bir sektör. Orası bile dışarıdan ithalata yönelmiş. Yani tüketim tarafındaki artışın bir de yani tüketim mallarının olan talep artıyor ve tüketim tarafı artıyor. Bizim toplam ithalatımızın içinde sanayinin için gerekli ham madde ve ara mamullerinin ithalatı azalırken tüketim tarafı artmaya devam ediyor. Ayakkabı ithalatının Türkiye gibi bu konuda iddialı ülkelerden bir tanesine $1 milyar aşması gerçekten hakikaten diyeyim önemli bir indikatör benim gözümde. Neden dersem dediğim gibi birincisi tüketimin devam ediyor olduğunu gösteriyor. İkincisi bu sektörde bile biz dışarı ithalat yapıyor isek hakikaten bayağı bir düşünmemiz lazım. Çünkü böyle önde olan bir sektör diyeyim Türkiye'de istihdam açısından önde olan bir sektör bu kadar büyük bir problem yaşıyorsa ileride üretim damarlarımız kuruyacak demektir. Bunun hakikaten önlemlerin alınması lazım. Dediğin gibi biz evet enflasyonu düşürdük ama asla sizlere ömür dediğim bir durumda Türkiye gibi sanayinin %19 seviyelerde pay aldığı bir ülkede sanayinin uygulanan hatalı politikalar diyeyim. Daha geçmişte de uygulanmış olan hatalı politikalar var. Bugün de o hatalı politikaları düzeltmeye çalışırken de bazı konularda ifrat tefrit birbirine karışıyor. Şimdi burada benim ısrarla üzerinde durduğum konulardan biriydi doğrusunu istersen. O da Türk lirası kredisinin para arzını arttırmamak adına son derece kısıldığı bir dönemde biz sanayi özellikle ihracatçı ve sanayici kesimi fazlasıyla boğarsak, sıkıştırırsak bu üretim damarları kuruyacak. Onları tekrar çalışan hale getirmek hem çok zor, hem çok zaman alıcı, hem de çok pahalıya patlayacak bir şey olması. Çarkların dönmeye devam etmesi lazım hülasası. Yani bunun İngilizce deyiminden Türkçe'ye çevireyim. Pedal çevirmeye devam etmemiz lazım yoksa düşeceğiz. Evet. Yani o pedalın çevrilmesi konusunda hakikaten sanayiden ve sanayici tarafından ciddi serzenişler var. Bunlar ağırlıklı olarak kur tarafında. Ben kur tarafına katılmıyorum onlarla. Çünkü döviz kazandırıcı işlemler bizim gayri safi milli hasılamızın 1/3. O 1/3 mutlu etmek için kuru arttırdığımızda onların da dahil olduğu 1/3'lük bölgenin tamamında problem çıkıyor. O yüzden evet, artı kur tartışması yani kurla onları destekleme tartışmasına da kendi adıma her seferinde aynı şekilde noktayı koymaya çalışıyorum ama bir kez daha söyleyeyim. Daha önceden biz bunu 5-6 defa denedik. Onlar da işe yaramadı da 7-8 defa neden talep ediyoruz? Neyin işine yarayacak? Hangi işe yarayacak? Burada yapısal tamam. Değişiklikleri yapmamız gerekiyor ki oraya daha ihtiyaç kalmasın. Orada da çok adım atılmıyor. Onu da paylaşmak evet. İstiyorum. İşte bu işin bir an önce bir hedefe hızlanarak hızlanmamız lazım. Yani
menzile daha hızlı koşmamız gerekiyor. Yoksa bak ben de şimdi tartışmayı yükseltmek adına söylemiyorum ama rakamlar ortada. Sene başından bu tarafa Eylül'de dahil enflasyon TÜFE'deki artış 35.8. Ama kur sepetindeki yarım dolar yarım euroluk kur sepetindeki artış 16.5. Yarısı. Mart'tan bu tarafa bakarsan o 500 bas puanlık artışı yaptıkları Mart'tan bu tarafa bakarsan dolardaki artış sadece %5. Yani burada da araya girerek bir şey söyleyeceğim. Sayın Gül'de araya gireceğim bir şey söyleyeceğim. Bu tartışma çok bizi yoracak bir tartışma. Sizle de tartışırız, herkese tartışırız. Nereden başladığınız hep hatalıdır. Hep hatalıdır diyorum, yanlış anlamayın. Yani başlangıç tarihi baz alındığı bir durumda hep hatalıdır. Ben bambaşka bir şey söylemek istiyorum. Ben bu hesapları yaptığım bir durumda ben reel efektif döviz kuruna göre baktığımda Türk lirası değersiz. Nokta. Türk lirası değerli diye biz iddia ediyoruz. Kısa döneme baktığımızda Türk lirası değerliymiş gibi görünüyor. Kısa dönemde haklıyız. Ama benim esas söylediğim 5-6 defa biz kurla desteklediğimizde geçtiğimiz 20 yıldan bahsediyorum. Hatta belki 30 yıldan bahsediyorum. Bu 20 bir ay, 3 ay, 6 ay değil. Orada biz bununla bir şey düzeltemedik. Yakında da bunu da düzeltemedik. Ama bununla ilgili %2 ihracatçıya prim veriyorsun net ihracatçıya. Gene onu %5'e çıkaralım. Bu da bir çözüm. Yani bu ve benzeri yok, çözümler kullanalım. Çözüm, burada çözüm düzeltmeyelim bunu demek istiyorum. Bak konuşuyorum ben bunu her yerde anlatıyorum. Çözüm olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü primi de ödemiyorlar. Ha bak dedik, bu başka da, bir şey. Da söyledim. Ha, çok dediler güzel. Dediler ki primi de ödemiyorlar. En iyisi dediler bizim Reuskult kredilerinin faizini indirmeleri dediler. Daha güzel. Şimdi bak burada güzel bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Bir, bu ve benzeri primler ödenmiyorsa, gecikiyor ise, burada ben devletle ilgili sanayicinin diyeyim veya ticaret erbabı dahil de, onlar çünkü KDV tarafında bir problem var. Devletle olan ilişkinin temelden düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani devlet sözüne sadık olması lazım ki aynı şekilde vatandaşından aynı sadakati beklesin. Evet. Devlet KDV konusunda 30 milyar dolar sıfır faizde kaynak kullanıyor. Şimdi iş dünyası bu kadar finansmana erişim sıkıntısı çekerken ve her zaman her yerde dile getirirken devletin bu konudaki ciddi bir adım atmaya ihtiyacımız var. Dedim ya destek illa kurdan gelmesi gerekmiyor. Farklı alanlardan KDV iadesinin hızlandırılması, KDV iadesinin yerine atıyorum bir tahvil ihracı, tahvil ihracının faiz getirici olması, kazandırıcı olması durumunda şirketlerin finansman maliyeti önemli ölçüde geriye inecektir, düşecektir. Çünkü şirketler bu KDV alacakları nedeniyle teknik olarak devlete sıfır faizle kredi veriyorlar. Karşılığında da 50 ile fonluyorlar bunu. Şimdi bu ve benzeri şeyleri, altyapıları düzeltelim. Yani illa kura abandığımızda biz oradan bir sonuç alamayacağız, onu demek istiyorum. Diğer alanlardan bu düzeltmeleri yapalım. Evet ama şunu da görülmesi şart. Yani bunun başka yollarını mutlaka bulması lazım. Bak doğru. Sen ayakkabı ithalatını söyledin. Bunların kurla alakası yok mu? Bunun da kurla alakası var. Bu sadece tüketim mallarındaki artışın da kurla alakası var. Tüketim malı ithalatı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yatırım malı ithalatını geçti. 38.8 milyar dolar tüketim malı ithalatı, 37.7 milyar dolar yatırım malı ithalatı oldu bu sene. Yani bu kötü bir haber. Gerçekten kötü bir haber. Bizim gibi bir ülke için kötü bir haber. A, tasarruf etmesi gereken bir ülke için kötü bir haber. B, üretim konusunda iddialı olduğunu iddia eden veya söyleyen bir ülke olarak kötü bir haber. Yani burada yapısal değişik bir an evvel yapmamız lazım. Ben çok yakın zamanda birkaç defa örnek verdim. Bir kez daha vereyim. Enflasyonla mücadeleyi biz kur faize yasladık. Tasarruftan bir şey gelmiyor ama onu da geçtim. Başka alanlarda da hiçbir şey yapılmıyor. Mesela marul örneğinden yola çıkıyorum. Antalya'da 1 lira marul, İstanbul'a getiriyorsunuz 10 lira. Diyorum ki kardeşim evet, bu doğru değil. Çok anlattık. Doğru diyorsun. Hakikaten olacak iş değil yani. Bu da benzeri önlemlerin yapılması lazım. Yani yeni üretim, Menemen Ticaret Odası Başkanı Dikili'deydik. O da katıldı. İzzet Başkan kulakları çınlasın. Dedi ki arkadaş ne anlatıyoruz? Üretici ürettiği ürünü satamıyor.
öyle bir fiyat veriyorlar ki sokağa dökmek zorunda kalıyor. Geçenlerde bir şey vardı, 500 ton soğanı adam bedava dağıtmış. Alın arkadaş diye. Neyse. Kurtulayım bundan diye yani. Size bir faydası olsun. Hani bana bir faydası yok, size bir faydası. Ya bu, evet. Burada şununla gel burada anlaşalım diyeceğim. Herkese böyle bir anlaşma teklifi var. Ben bu lafı seviyorum. Bizim gerçekten kapasitemiz müthiş. Yeteneklerimiz çok iyi. Yani tamam, teknolojik olarak bakalım belki o kadar ileride değiliz ama var olan yeteneklerimizi de biz köreltiyoruz. Ya ben bir kızın çığlığını hatırlarsın. Ya ben malımı üretiyorum diyor. Meyve üretiyor. Meyve de değil. İki bilemedin üç hafta ömrü olan bir şey. Ya ben satamıyorum diyor. Sözleşmeli tarım gelsin dedik bu Sayın Şimşek'in gelir idaresi. Hiçbir şey yapılmıyor. Yani vergi arttırmayı bir tarafa, tasarrufu bir tarafa ama yapısal olarak da bir takım şeyleri değiştirmemiz lazım. Sanayiden geldik. Sadece sanayide tarıma geldik. Tarımdan enflasyona birbirine bağlı konular var. Finansmana erişimde KDV meselesi var. Var oldu var. Şimdi bunlar da teker teker bak ilmik ilmik örülmesi veya düğüm düğüm çözülmesi gereken konularımız var. Bunları teker teker ele alarak belki değişik platformlarda veya aynı platformun içinde yani Fiyat İstiklal Komitesi diye bir komite var Türkiye'de. Ben bunun ne iş yaptığını, nasıl önlemler aldığını, hani soğan veya patates stokçularına hücum etmenin dışında nasıl önlemler aldığını gerçekten merak ediyorum. Veya bunun bize etkilerinin neler olduğunu da görmek istiyorum ben. Artık hani sözle bir yere geldik. 8-9 ayımızı geçirdik. Ama bundan sonraki dönem daha kritik ve maliyeti evet. Daha da yüksek olacak. Bak yani yapan da var. Olabilir. Bak yapan da var. Balıkesir'de söyleyeyim sana. Biz İbecik'te, Burdur'da dinlemiştim bunu. Balıkçı Mustafa amcadan tarımla uğraşıyor. 80 küsur yaşında. Ne yapılması gerekir? Bu gençler çünkü hep köy kahvesinde oturuyoruz, köy meydanındaki herkes 60 plus yani şey yok, genç yok ortada, genç yok ortada. Dedim gençler çalışmıyorsa onları tekrar buralara getirmenin bir yolu yöntemi olacak mı? Dedi ki sözleşmeli tarım evlat dedi, bizim buraları kurtaracağız ya. Sözleşmeli tarım dedi, tarım sözleşmeli tarım dedi. Balıkesir'e gittim ya, orada dedim ki ilginç böyle şey bir gelişme var mı? Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı, kulakları çınlasın. Dedi ki valla dedi şimdi bir bizim dedi bir üreticimiz var. Burada sözleşmeli tarım yapıyor. Çilek ektiriyor. Sonra o çilekleri kurutuyor. Donduruyor ve kilosu 38 Euro'dan Avrupa'ya satıyor. Müthiş. Yani dersimiz zaten içeride ya. Dersimiz içeride. Ya, onu söylemeye çalışıyorum. Mesela İstanbul Büyükşehir'den Türkiye'deki bütün kooperatiflerin ürünlerini satacak bir internet sitesiyle ilgili bir video geldi. Şimdi belediyenin yaptığı bence çok akıllı ve faydalı bir iş ama biz bunu bireysel örneklerle yapmaya çalışıyoruz. Biz neden bunu bir kültürel değişim olarak yapmaya çalışmıyoruz ki? Biz ülkedeki tarımın altyapısının sözleşmeli tarıma geçmesini de alamamız lazım. Bunun için çok akıllı bir dijital altyapı kurulabilir. Bu çok zor bir şey değil. Ve sözleşmeli tarımla hem üretici tarafı hem alıcı tarafı ne üreteceğini, ne kadar satacağını, ne kadar alacağını, aldığını ne zaman teslim alacağını ona göre üretimde senin de her şeyi planlayabilir. Bu planlı tarıma geçtiğimiz takdirde bizim enflasyonla çok önemli kazanımlar elde edeceğimize ben çok ciddi inanıyorum. 500 ton soğanı sokağa dökeceğimize üretim desenini kaydırarak mesela ülkenin değişik yerlerindeki yerinde üretimlerle üretim desenini kaydırarak tüm ülkede atıyorum 12 ay yaş meyve sebzeyi veya bazı meyveleri üretemeyiz ama mesela domatesi 12 ay üretebilirsiniz. Benim öyle bir iş geçmişim var. Soğan her yerde üretilebilen bir şey. Onu değişik bölgelere dağıtarak hem ulaşımını azaltıp hem de satış ve şeyini pazarlamasını daha düzenli hale getirebiliriz. Plan yapılabilir hale gelmesi lazım tarımın evet. Mesela. Sadece şimdi doğaya bağlı bir plan yapılabilir bir hale gelmesi lazım. Hatta bir de bankalar veya finans kurumları nezdinde de kontratların değerli hale geldiği ya teminat olarak kullanıldı veya ilerideki gelirin bugünden iskonto edilebildiği yapıyla finansmana erişimi de kolaylaştırabilir.
Ya yapılabilecek evet. çok şey var Sayın Gürdağ. Yani ya ama bir şey yapmıyoruz. Biz kura abanıyoruz, faize abanıyoruz. Ya başka şeyler de var. Evet tasarruf, kamu tasarrufu çok önemli ama hepimizi doğrudan ilgilendiren kısımda yapılması gereken çok ciddi işler var. Yapmıyoruz. Ama her yani konu açıldı diye döküldüm gene ama. Yani. Eyvallah da her şeyde buralara bağlantılı olarak ayarlanıyor. Aman kura şeye, dövize para gitmesin. Aman şuraya gelmesin. Bütün bunun üzerinde bir müddet eyvallah. Ama ne diyor? Deutsche Bank mıydı? Hangisiydi şimdi? Diyor ki sizde bu faiz indirim süreci uzadıkça sizin enflasyonunuza bu etkide bulunacak kardeşim diyor. Başladı onlar da şimdi. Onun sebebinin ne olduğunu hatırlıyor musun? Niçin bunu söylediklerini? Çok ilginç. Hatırlarsan Amerika'daki faizlerin indiriminin Haziran'da başlaması, erken olması evet. gerektiğini söylediğim sıralarda Amerika'daki reel faizin çok yüksek olduğunu, bu reel faizin servet etkisi yaratıp enflasyon baskısı yarattığını ve o yüzden de erkene çekilmesi gerektiğini ben o günlerde dile getirdim. Erkene geçilmesi Haziran ayında geciktikçe bu etki ortaya çıkıyor. Bugün dün açıklanan Amerika'daki tüketici enflasyonunda bu etkiler görülmeye başladı ufaktan. Aynı durum Türkiye'de de söz konusu. Ne görülüyor? Servet etkisinin enflasyon mesela 2.2 beklerken 2.3 çıktı enflasyon. Yani aylık yıllık enflasyon bir puan fazla çıktı. Daha doğrusu şöyle 10 bas puanlık fazla yukarıda çıktı ama sonuçta orada reel gelirin yüksekliğinin harcama üzerinde etkileri hissediyor. İstihdamda mesela görece geçen tarım dışı istihdam her ne kadar işsizlik başvuruları artmış olsa da istihdam yani tam işliliğe doğru giden dönemde Amerika tarafında gelir arttırıcı bir etki yaratıyor reel faizin yüksekliği. %60 civarında reel faiz ödüyorlar. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'deki böyle bir durum söz konusu. Parası olan kesim ya da yatırım yap pardon tasarruf edip bunları değişik enstrümanlarla değerlendiren kesim ki önce KKM'den çok önemli bir gelir elde ettiler. Ardından bu KKM'den dönüp yüksek TL faizden yeniden yüksek bir gelir elde ettiler. O kesimin gelir harcanabilir gelirinde çok büyük bir artış oldu. Onlar da bu talebi yaratan kesimden bir kısmı. Biz bu yüksek faizi, bu tarz reel faizi, yüksek reel getiriyi sağlayan kesime uzun süre devam ettirirsek de onun da müstakbel bir enflasyon etkisi olacak. Bu Amerika'da evet. görüldü, görülüyor, görülmeye başladı. Daha da fazla görecek. Fed'in işi zor oldu. Geç başladılar, büyük arttı, indirdiler. Daha da hızlı indirirken artık başka problemlerle uğraşacaklar. Hata yaptılar bence. Biz de aynı hataları yapmamamız lazım. O yüksek faizi uzun süre devam ettirmenin bir de böyle bir hem üretim tarafının daraltıcı, böylelikle arzın azalmasıyla ilgili bir enflasyonist etki hem de gelir etkisinden, gelir artırıcı etkisinden dolayı pozitif reel faizin henüz daha enflasyona göre değil ama dolara göre evet böyle bir pozitif reel faiz getirisi var. Onun yaratacağı bir servet etkisi ve bunun da yaratacağı bir enflasyon beklentisi var. Veya enflasyon üzerinde talep baskısı oluyor yaratacak. Yani onlar orada çok ince ayarlanması gereken konular zaten. Kuyumcu hassaslığı. Kesinlikle. Kuyumcu terazisi hassasiyeti diyelim. Peki, kesinlikle öyle. Şimdi, sen şimdi Amerika'ya da girdin ya. Orada şu mesele de var benim aklımda. Hani bir yandan tahviller de yükseliyor. Değil mi? Getirileri bakımından. Hisse senetleri de piyasalarda bir yükselmeye başladı. Ne oluyor bunun ikisine birden? Olmazdı bu eskiden. Yani en azından bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Evet yani şöyle. Eski camlar bardak oldu diyeyim. Yani bizim eski bildiğimiz ezberler artık bozuldu. Hatta bozuldu da bayağı bir zaman oldu ama son dönemde olan hikayede Fed'in 50 bas puan faiz indirimi sonrasında gelen veriler Kasım'daki faiz indiriminin ertelenmesi veya pas geçilmesine döndü. Şimdi bu Amerika'daki ifrat tefrit hikayesi beni hep şaşırtıyor. Yani nasıl oluyor da bu kadar aymazlık oluyor diye düşünüyorum. Yani ben buradan ben çok doğru bilip de çok doğru tahminler yaptığım iddiasında olmayan birisiyim. Yapmam. O anlamda anlaşılmasın lütfen ama Fed Haziran'da indirmiş olsaydı
işte Kasım'da veya Aralık'ta, Kasım'da ve Aralık'ta veya Ekim'de ve Eylül'de ve Aralık'ta birer tane daha 25'er bas puanlık indirim yapsaydı, kontrollü indirimle hem reel faizi aşağı indireceklerdi hem de hep ekonomideki etkilerini göre göre gideceklerdi. 50 gibi hızlı bir faiz indirip hem de Amerikan seçimleri hemen öncesinde indirip yarı politik bir karar, çünkü açıklanan tutanaklar da şunu söylüyor. Bir üye 25 indirelim dedi, enflasyonda henüz daha emin değiliz diyor. Diğerleri büyük çoğunluğu demiş, yani açıklama. Büyük çoğunluğu 50 bas puandan. Aslında bir üye dışında hepsi 50 bas puan dediği durumda büyük çoğunluğu lafı çok tutarlı değil. Demek ki Powell'ın veya başka bir yüksek sesle konuşanların etkisiyle de böyle bir karar alındı diye düşünüyorum. 50 hızlıydı. Şimdi hızlı olunca enflasyonda bir de beklenenin üzerinde bir beklentilerden bir tık, aslında bir tık çok büyük değil, bir tık yukarıda gelmesi. Ama istihdam tarafı halen de Fed'in Kasım ayında faiz indirmeyebileceğini veya orayı pas geçeceğini konuşmaya başladı. Ben ineceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani 50-25-25 iki tane daha gelecek ama 50'lik gelmeyecek ama Kasım'ı zaten pas geçer. Zaten öyle söyledi Powell ağabeyi neredeyse söyledi. Toplam 50 bas puan diye ifade etti. Tabii şey, ben bekliyorum dedim ama şu son verilerden sonra Kasım'ın pas geçilmesi ihtimali ortaya çıkınca şimdi buradan iki sonuç çıkıyor. Tahmin tarafına baktığın zaman Fed hızlı faiz indirecek diye bekleyen piyasa, inanmıyorsam 3.60'a kadar indirmişti 10 yıllık devlet tavsiyeleri. Evet 3.60. 3.50 pardon çok özür diliyorum. 3.59.70 evet. 3.60'a kadar inmişti. Bu faiz indirimleri bu kadar hızlı olmayacak diye düşününce Amerika'nın 10 yıllık tahvil tarafı tekrar yükselişe geçti. Şu anda 4.10'larda. Yani 4.10 seviyesi normalde faizler için, yani aslında 10 yıllık tahvil faizlerinde böylesi bir düşüş trendinin ortasında biraz yüksek görünüyor. Ama baktığımda teknik olarak tam 4.15'lere kadar, benim daha önce 4.16'lara kadar bir yükseliş ihtimali var diye düşünüyorum. Aynen oraya geliyor. Büyük ihtimalle oradan tekrar dönecek ama tahvillerdeki yükselişin arkasındaki sebep bu. Bunu bir tarafa koyunca bu sefer hisse senedi tarafına gelince, ya aslında resesyon yokmuş, biz biraz abartmışız, ortalık güllük gülistanlıkmış, ekonomide tıkırındaymış, şirketlerde para kazanmaya devam edecekler diyerek bu sefer de hisse senedi tarafı yukarı gitmeye devam ediyor ki orada biraz da o işte büyük yedili ekibinin fiyat hareketleri de burada önemli etki gösteriyor ki Russell endeksi, küçük şirketlerin endeksi o kadar büyük bir sıçrama veya yükseliş şeyi içinde, dinamiği içinde değil. Daha çok bu teknoloji tarafı ve S&P tarafındaki o büyük hisselerde önemli fiyat hareketleri oluyor. Orada böyle bir yükseliş var. İkisinin bir arada yükselmesinin kendi iç dinamikleri var. Bunlar şimdilik farklı ama orta vadede gene benzer, eskiye benzer bir reaksiyon gösterecekler ama kısa vadedeki etkilerin bana göre temel sebepleri bunlar. Peki. Burası okey. Ben petrol de merak ediyorum yalnız. Sen geçen sefer dedin ki 81 dolara gelirse oradan paldır küldür bir kar realizasyonu olur dedin. 81 dolara geldi. Paldır küldür demesek de bir aşağıya iniş var oradan. Bir kar realizasyonu mu bu? Yoksa başka bir etkiyle mi bu fiyatlar biraz aşağıya indi? Brent petrolde 79'da 78'lerde filanız galiba şu sırada. Batı Teksas'ta da 74'ler civarında bir yerlerde diye gördüm. Ne diyorsun? Petrolle ilgili son gelişmeleri nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi bu 81'ler İran'ın İsrail'e saldırısından sonra geçen hafta içinde görüldü. İki defa 81'lere kadar geldi. 81-25 benim gördüğüm oradaki 200 günlük hareketli ortalamadan dolayı kısa vadeli zirve gibiydi. Nitekim oradan döndü. Aşağı dönüşünün arkasında Çin'de açıklanan paketlerin böyle çok da coşkulu bir hava yaratmaması. Evet, Çin borsasında bir miktar değil, bayağı bir heyecan yarattı ama her ekonomi tarafında öyle çok çok büyük bir etkiyi hissetmedi piyasa. 81'den sonra bir kar realizasyonu geldi. Çin'deki paketin umutsuzluğuyla ilgili. Fakat şu anda bugün İsrail kabinesinin İran'a yapılabilecek müdahaleyle ilgili, yapılabilecek bir müdahaleyle ilgili bir gündem maddesiyle toplanmış olması petrolün tekrar yukarı gitmesine sebep oldu. Şu anda Brent petrolü 78.40,
WTI'de 74-53 seviyelerinde Amerikan petrolü. Ben oradaki hareketim doğrudan bu jeopolitik etkilerle fiyatlara yansıdığını düşünüyorum ama doğrusunu istersen kişisel olarak 81-25 aşacak bir hamleyi ben beklemiyorum. Hatta İsrail'den gelecek tırnak içinde öldürücü olduğunu söyleyen bazı mesajlar geldi. Hamlenin ben ya o denli korkutucu olmayacağını ya da zamana yayılan biraz acı çektirecek bir yöntemle bu işi yapacaklarını düşünüyorum. Öyle dünyanın gözüne soka soka böyle büyük bir gürültü koparılacağını şimdilik düşünmüyorum. Ya da fiyatlamalar bana en azından onu söylemiyor. Hani hangi fiyatlamalar dersen petrolde çok hızlı bir yükseliş görmediğim gibi altın ve gümüş tarafına baktığımda da yine bir hafta sonu gerginliği endişesiyle yükselen altın ve gümüş fiyatlarını görüyorum ama onlar da muhtemel ne bir saldırıyı fiyatlıyorlar ne bir üçüncü dünya savaşı fiyatlıyorlar. O yüzden oradaki fiyatlamalara da baktığım zaman İsrail'in İran'a olan tepkisinin şimdilik kaydıyla diyorum çünkü yarının ne getireceğini bilmiyorum ama özellikle Amerikan seçimlerine yaklaşırken daha mutedil bir tepkiyle bu işin yapılacağını düşünüyorum ama yani sıkça olarak da İsrail'in Amerika'yı çok da dinlemediğini söyleyen bazı haberlerde geliyor karşımıza. Evet, evet. Görünen o. Hangi aralıkları beklersin bu önümüzdeki süreçte? Tabii ki jeopolitik gelişmelere çok bağlı olacak ama. Ya benim yorumum 81-25 teknik olarak kritik ki bakma yani bu bunca kargaşanın içinde şey yapıyor. Bu teknikler çalışıyor. 81-25'ten sonra 82-75 gibi seviye gene teknik olarak mümkün ama ondan sonrasında ben doğrusunu istersen 85-86 dolarlara doğru bir hareket olur ise 82-75'ten sonra böyle bir hareket olursa daha kalıcı ve hasar verici bir yükselişin içine gireceğimizi düşünüyorum. Yani bu biraz pala bakar gibi konuşuyorum ama o başka bir dinamiğin sonucu olacağı için o dinamiklerin ne olacağını şu andan kestirmek zor ama çok büyük resme baktığımda halen daha petrol için çok mutlu olmayan taraftayım ben. O değilim hatta. Yani ben önümüzdeki seneye halen de 60 dolarlarda görüyorum. Yani ortalamanın 60'lı rakamlarda olacağını düşünüyorum. Ama bu jeopolitik gelişmelerde hani sırasıyla 81-25, 82-75 ve 85,5-86,5 bantları 3 önemli eşik var. Üçüncü aşıldığında başka bir dünyaya gitmişiz demektir. Evet. O zaman hakikaten Basra'nın kapatılmasını konuşuyor oluruz veya kapanmasını konuşuyor oluruz. Ben böyle bir ihtimali görmüyorum. Orası gerçekten petrolün can damarı. Kimse o can damarı neşterlemek istemeyecektir. Yani o dünyada çok ciddi dengelerin bozulmasına sebep olacak. Hatta sert kamplaşmaların ortaya çıkacağı bir dönem gelir ki onun politik etkilerinin İsrail'in bu bana göre bir hayli bencil ve şımarık hamlelerinin bedeli tüm dünyaya ödettirilemez diyen bir yaklaşımla bence başka şekilde baskı altına alınmak istenecektir diye düşünüyorum. Vallahi burada artık cephe bayağı genişledi. Hani hep büyük savaş, dünya savaşı büyük güçler arasında çıkar filan diye konuşuyoruz, ediyoruz. Kısmen de doğru bir görüş tabii ki. Hep öyle oldu. Ama şimdi yani bakıyorsun vallahi herkes neredeyse bu işin içine girmeye başladı. Humeyn üssü bombalanınca Suriye'de Rusya'nın da işin içine girme ihtimali ortaya çıkıyor. Öbür tarafta Amerika, İngiltere, Orta Doğu'ya hiç yığmadıkları kadar büyük bir silah ve güç yığmaya başladılar. Günlük 1.1 milyon varil Çin'in alımı var İran'dan. O kesilirse Çin de bu işin içine giriyor olacak. Hindistan'ı hani çok yayılabilir bir durum. İsrail İran'ı bombalarsa İran İsrail'i bombaları etkisiz kaldığı noktada mutlaka vallahi Hürmüz'ü kapatmak için bunun yaygınlaşması ve herkesin bu işe çözüm araması için Katar'a da bir şey gönderebilir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de bir şey gönderebilir. Orayı bir anda yangın yerine çevirebilir. Yani o kadar çok seçenek var ki gerçekten bir tuhaf durum, tahmin etmesi de çok zor. Gene de tahminlerini, beklentilerini paylaştığın için teşekkür ediyorum.
Altın tabii gene bütün bu gelişmelerden etkilenecek en önemli değerli metallerden bir tanesi. Orayla ilişkin de istersen görüşünü alalım, sonra da kapatalım. Ya ben altının faizle ya da Fed'in faiz indirimleriyle ilgili kısmının altındaki hareketin veya değerli metallerdeki hareketin içindeki payının görece küçük olduğunu, etkisinin görece küçük olduğunu düşünüyorum. Daha büyük kısmı bu bahsettiğim petrolü ilgilendiren jeopolitik gelişmeler altın tarafını ve gümüş tarafını daha fazla ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Ve fiyatlamalar da bana büyük oranda bunu söylüyor. Nitekim geçtiğimiz hafta işte Fed'in 50 bas puan indirimi sonrasında tekrar faiz indirimlerine devam edecek, daha sonra devam edecek beklentisi. Sonrasında işte Kasım'ı pas geçecek düşüncesiyle gerileyen altın hafta sonu İsrail kabinesinden nasıl bir karar çıkacağını bilmemekle birlikte böyle bir gerginlik nedeniyle tekrar yükselişe geçti. Yani 2685'ti yanılmıyorsam en yüksek gördüğümüz yer. Hemen bir bakıyorum. Evet, 2685.60 benim kayıtlı şeyde, ekranlarımdaki en izlediğim şeyde, veri sağlayıcısında. Hani bu bahsettiğimiz petrol gerginlikleri sonrasında bu seviyeyi kırarsa, ki bence teknik olarak aslında önü açık. Yani 2600-2550'den sonraki harekette artık 3000 dolara doğru gidebilecek. Aslında 2670'lerdeyiz. 2650, çok özür dilerim. 2650'nin üzerinde kalacak olursak 3000 dolarlara doğru gidebilecek bir hareketin önü açılabilir, ama bu tamamen şu anda demin oluşuyor. Fed'in faiz etkisi şu anda oluşuyor. Ama Fed'in faiz indirimlerinin etkisi görece az. Jeopolitik risklerin etkisi oldukça fazla. Eğer oradan bir yeni bir hamle gelecek olur ise altında artık, yani 2650-55'lerin üzerinde hafta sonunda bir kapanış olursa bugün, yani önümüzdeki hafta sonunda ve hafta sonları aslında riskli olacak hep altın için. Sonraki günlerde altında yepyeni zirveler görürüz, ama altında böyle bir zirve görülecek olursa, yeni yüksekler görülecek olursa ya da yeni zirveler. Bunlar yeni yüksek olacak, yeni zirveler, ama gümüş için yeni zirve olmamakla birlikte yeni yüksekler daha hızlı ve daha sert görülecek. Orada da işte 35, 33,5, 35,5 ve hatta ondan sonra 39-41 arasındaki bir bölgeye kadar gümüşü biraz daha hızlı hareket edebileceği bir durum var. Çünkü bu jeopolitik ortamda gümüş yeni zirve görmüyor. Gümüşün zirveleri 49,5 dolarlarda. İki defa gördü onu. Biri 1980'dedir. 49,5'lar. Oraya kadar çok zaman var, ama kısa zamanda böyle bir jeopolitik riskte gümüş de meydana çok bol bulacaktır. Onu da söyleyeyim yani. Peki. Ne diyorsun? Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa bu haftaki şans sohbetini de burada bir noktalayalım. Ne dersin? Evet. Bende de önümüzdeki haftaya da konuşacak bir şeylerimiz kalsın. Peki. O zaman sağlık dileyerek bu haftaki sohbetimizi de burada noktalıyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Ben bu sefer bir şey daha eklemek istiyorum Sayın Gülda. Sağlıkla ve barışla kalalım diyeyim. Oldu yani, peki. Vallahi. Evet, sen güzellik yarışmasına katılacaksın galiba. Yok, öyle değil. Ben yani küresel olarak barışa daha fazla ihtiyaç duyacağımız döneme geliyoruz diye nişan var. Yani. Evet. Bu çünkü... Yok. Biz İsrail İran'ı konuşuyoruz, İsrail Gazze'yi konuşuyoruz, İsrail Lübnan geldi, İsrail İran'ı konuşuyoruz. Yukarıda da Ukrayna, Rusya, NATO denklemi hızlanır böyle bir durumda. O yüzden barışa biraz daha fazla ihtiyacımız olduğu günler var, sağlıkla birlikte tabii. Çok doğru. Hayır, benim söylediğim hani güzellik yarışmalarında güzellere sorarlar ya, ne istiyorsun en çok diye, onlar da hep dünya barışı. Diye. Tabii yok, ben o kadar yaş itibariyle ben onu geçtim. Yani ne güzel bir yarışmasına katılırım, ne de o temennilerin gerçek olacağını olmayacağını biliyorum yani. Ben yakın zamanı istiyorum yani. Peki efendim, sağlıkla kalın, barışla kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere.